Keloğlan ile kırmızı taş. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, uzak bir ülkede Keloğlan ve annesi yaşarmış. Annesi onu çok sever. Keloğlum, keleş oğlum, canımın içi oğlum, büyü de anana bak, anan yaşlanıyor ha oğlum, dermiş. Anası bunu söyledikçe Keloğlan hoplar zıplar şımarır. A benim canım anam, gözümün nuru anam, hele sen bir yaşla, Keloğlan bakar anam, diye cevap verirmiş. Bir gün annesi komşuya gitmek için evden çıkmış. Çıkarken de Keloğlan'ı tembihlemiş. Sakın evden dışarı çıkma, kırmızı taşla maçla oynama, sonra yel alır seni, orada anam diye ağlama. Tamam anam, canım anam, hiçbir yere gitmem anam, demiş bizim Keloğlan ve anasının arkasından el sallamış. Masal bu ya. O sırada bir kuş Keloğlan'ın odasının camına gelmiş ve ona seslenmiş. Keloğlan, keleş oğlan, neden bu telaş oğlan? Annen sana kal dedi ama sen gel geç oğlan. Keloğlan şaşırmış önce. Kuşun nasıl konuştuğunu akıl sır erdirememiş. Sonra sen nasıl konuşuyorsun böyle diyerek kuşa doğru koşmuş. Kuşu kanadından yakalamaya çalışmış. Kuş öyle bir uçmuş ki sanırsınız bir daha kimseler yakalayamaz onu. Keloğlan, vay benim kel başım, keleş başım, vay benim can kuşum, can kuşum diye ağlamaya başlamış. Sonra kendisi de niye ağladığını anlamamış. Söylediklerini akıl sır erdirememiş. O sırada kuş cama doğru yaklaşıp, kırmızı taşa bak, hemen olduğun yerden kalk, prensesi bul, çabuk oradan uzaklaş, diyerek uçmuş gitmiş. Keloğlan ne olduğunu anlamaya çalışmış ama bir türlü çözememiş. Ama içinden bir ses ona adeta baskı yapıyormuş. Sanki meraktan çatlayacakmış. Keloğlan evden çıkmış, saatlerce yürümüş, yürümüş. Bir süre sonra kaybolduğunu anlamış. Kaybolmuş ama sanki başka bir ülkeye gelmiş gibiymiş. Her yerde kırmızı taşlar varmış. Taşlara doğru eğilip dokunmaya çalışınca taşlar kaçmaya başlıyormuş. Keloğlan onları kovalamış, taşlar kaçmış. Keloğlan kovalamış, taşlar kaçmış ve annesinin söylediği o rüzgar Keloğlan'ı almış, uçurmuş. Keloğlan uçarken bir yandan da annesinin sözlerini hatırlıyormuş. En sonunda kendini karanlık bir çukurun içinde bulmuş. Etraf zifiri karanlıkmış. Keloğlan bu zifir gibi karanlık içinde ne yapacağını bilemez halde duruyorken bir kuş uçmuş havaya doğru. Bu kuş Keloğlan'ın yanına gelen küçük kuşun ta kendisiymiş. Keloğlan'a kanadının birini uzatmış. Keloğlan tam kanadını tutuyormuş ki kuş onun eline kırmızı bir taş bırakıp uçuvermiş. Keloğlan günlerce elindeki bu kırmızı taşla dolaşmış durmuş. Hatta bir ejderha onu az kalsın yiyormuş. Bizimki canını zor kurtarmış. Birkaç gün sonra bir cüce Keloğlan'ın yolunu kesmiş. Sen bu kırmızı taşlardan ne istersin? Bırak git, demiş. Keloğlan cüceyi epeyce kovalamış ve sonunda cüce gözden kaybolmuş. Keloğlan bir de kafasını çevirip bakmış ki kocaman bir saray yanında duruyor. Sarayın kapısında yine o kuş. Keloğlan elindeki kırmızı taşı kuşa doğru fırlatmış. Benim başıma ne haller açtın? Senin yüzünden nerelere geldim ben? Anamı nasıl bulacağım söyle bana. Köyüme nasıl döneceğim diye bağırmaya başlamış. Taş kuşun kafasına çarpmış. Çarpar çarpmaz etrafa kırmızı taşlar yağmaya başlamış. Ve o kız güzeller güzeli bir prenses olmuş. Keloğlan bu prensesle 40 gün 40 gece düğün yapmış ve köyüne dönmüş.